Merhaba. Bugün size elimde gördüğünüz bu kitabı tek bir şartla tavsiye ediyorum. Eğer bu videoyu sonuna kadar dinler ve söylediklerime kulak verirseniz, ondan sonra bu kitabı okuyabilirsiniz. Size tavsiye ederim. Ama söylediklerimi dinlemezseniz bu kitabı okumanız size pek de bir şey katmayacaktır. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Kitap Şükrü Hanioğlu'na ait. Şükrü Hanioğlu Princeton Üniversitesi'nde bir tarih profesörüdür ve Atatürk'ün entelektüel biyografisini kaleme almıştır. Ne demek entelektüel biyografi? Normal bir biyografi var biliyorsunuz. Kişinin şahısın, yazılan şahsın hayatını anlatır. Bir de entelektüel biyografi denilen bir çeşit vardır ki bunu Atatürk üzerinden anlatalım. Mesela Atatürk'ün kitapta anlatılan entelektüel biyografisi hangi ortamda doğduğu, Selanik'te nasıl bir dünyada şey olduğu, hayata geldiği daha sonra okul hayatında neleri okuyup ne hangi fikir akımlarından etkilendiği batıdaki pozitivizmden Batıdaki başka fikir akımlarından ne kadar etkilendiği ve bunları hayata nasıl tatbik ettiği aslında bunun üzerinde duruyor ve Atatürk'ün entelektüel okumalarını etkilendiği fikir akımlarını akıl hocalarını belki veya akıl hocası sayılabilecek çok şiddetli bir istekle okuduğu isimleri bize anlatıyor. Böylece Atatürk'ün hayatını aslında bir nevi ele alıyor ancak entelektüel açıdan ele alıyor nasıl ele alıyor? Mesela Atatürk'ün milliyetçilik anlayışının kökenlerini ele alıyor. Atatürk'ün benimsediği pozitivist davranışlarının kökenlerini ele alıyor ve Atatürk'ün okuduğu kitaplar, yazdığı şeyler, tanıştığı insanlar fikirsel bağlamda muteber gördüğü isimler bunlar üzerine odaklanıyor. Kitap çok hacimli. Kitabımız 850 küsür sayfa, 870 sayfa. Ve yaklaşık 100 sayfa falan kaynak var. Kitap çok derinlikli bir şekilde hazırlanmış. Şimdi eğri otulup doğru konuşmak lazım. Şükranioğlu zaten e, ürettikleri konusunda aslında kendisi İtihat ve Terakki'nin daha çok e, fikirsel bağlamda, düşünsel bağlamda özelliklerini inceleyen bir akademisyen. Ama e, yazdıkları şeylerde genelde e, güzel inceliyor, detaylı bir şekilde araştırıyor. Ancak bu kitapla ilgili bir sorun var. Bu sorunları ben tek tek not aldım ve bunlar hayati önemde olduğu için bugün bu videoyu dinlemenizden sonra eğer okuyacaksanız bu kitabı okumanızı tavsiye ediyorum. Şimdi birincisi ilk olarak kitabın size arka kapağındaki ufak bir yazıyı okuyacağım ki kitabın ne amaçladığını ne maksatla yazıldığını en azından bunu Şükrü Hanioğlu'nun bize nasıl yansıttığını kendiniz görün duyun. Demiş ki Şükranioğlu, bu kitap asır sonu Selanik'inde başlayan yaşamı, iki savaş arası İstanbul'un da sona eren bir devlet kurucusunun entelektüel portresinin ana hatlarını ortaya koymaya gayret etmiştir tarihselleştirme ve ba bağlamsallaştırma temelli bu çaba ki buranın altını çizmek gerekiyor. Atatürk'ün yetiştiği çevre aldığı eğitim ile entelektüel, kültürel ve siyasal yaklaşımlarını şekillendiren fikirleri değerlendirerek hayat hikayesi anlamında bir biyografi yahut bir insanüstü kahraman menakıbnamesi değil bir entelektüel biyografi sunmaya çalışmıştır. Kitabın giriş kısmında oldukça böyle post kemalist. Böyle Atatürk'ün tanrısallaştırılmasından rahatsız. Atatürk'ün işte çok yüceltilmesinden, hakkında menakıp nameler yazılmasından, bir sürü şey yapılmasından, abartılmasından vesaire rahatsız bir tavır içerisine girmiş. Ve bununla ilgili de bir hayli uzun bir giriş yazmış. Şimdi Atatürk'ün... Tabii ki tanrılaştırılması, aşırı yüceltilmesi dönemin psikolojik, e, sosyal bir takım etkileriyle ilgilidir. O dönemin aydınlarıyla, kalemleriyle ilgilidir. Ve devamındaki süreçler, darbeler, siyasi görüşler, politik hamleler vesaireyle ilgilidir. Şimdi birinci olarak... Atatürk'ün entelektüel biyografisine giriş yaparken niçin böyle bir saman adam safsatası tercih edilmiş? Kimse sana demedi ki Atatürk'ü yazarken tanrılaştır, onu çok yücelt, onu e, müthiş hakkında nameler, hikayeler uydur. Hiç kimse sana böyle bir şey söylemedi. Yani e, Hanioğlu bir sürü saman adam dövmüş ta girişinde, e, kitabın en başında. Atatürk şöyle tanrılaştırılıyor, böyle yapılıyor, şöyle yapılıyor diye alakasız bir şekilde uzatmış da uzatmış, uzatmış. Uzatmış. bu giriş ne alaka Atatürk'ün tanrılaştırılması zaten akademik bir şey değil olay değil bunun incelenmesi belki akademik bir olay olabilir de kimse senden böyle bir şey beklemiyor kimse bu tanrılaştırmaları akademik değerli bir materyal olarak görüp kullanmıyor umarım kullanmıyordur zaten artık e peki bunun sebebi ne? Bu girişin sebebi ne? Bunun sebebi de aslında Şükranioğlu'nun karakterinde gizli. Şükranioğlu birazcık post kemalist olan, Cumhuriyet'le ve değerleriyle, dolayısıyla Atatürk'le, Atatürk'ün inkılaplarıyla pek fazla barışık olmayan bir e, tarihçidir. Bu sebepten bu e, bilinçaltındaki bu fikri aslında kitabına da yansımış. Bunu bilir hiç de geride tutmamış kendini bilerek isteyerek yansıtmış. Bu yüzden e, bağlamlaştırılmasını istemiş Atatürk'ün ve Atatürk'ün tarihselleştirilmesini istemiş. Bu ne demek oluyor? Atatürk'ün tarihselleştirilmesi Atatürk'ün ait olduğu tarihte ait olduğu bağlama oturtulması ve orada kalması demek. Bu aslında üstü kapalı bir şekilde gelecek nesillere buradan bir ekmek çıkmaz. Siz Atatürk'ün fikirlerini onun ait olduğu tarih sahnesinde inceleyin ama devamına sonraki sürece taşımayın gibi bir otel eleştiri de ele alıyor. İyi ama Kemalizmin dinamik olan, statik olmayan yapısı bu dediğinle taban, taban tabana ters zaten. Bu yüzden bir Atatürk eleştirisini onu tarihselleştirme bağlamında sunmadan önce bunun ne kadar doğru, ne kadar yanlış bir şekilde tarihselleştirilip tarihselleştirilmediğine bir bakmak lazım. Neyse, bu girişten sonra şöyle bir şey, ben size başlık başlık söyleyeyim kitaptaki birkaç somut hata, birkaç eleştiri ve Bence yapılan yanlışlıkları söyleyeyim ki bu kitap üzerine bazı arkadaşlarla fikrine güvendim, bazı arkadaşlarla konuştum, onlar da don gayet donanımlı insanlardır takdir edersiniz ki bazı hocalarla konuştum, O birkaç e, kişiyle hem fikiriz bu şekilde. O yüzden bu söylediklerim tek benim fikrim değil yani genel şöyle bir nabzu tuttuğumda e, genel olarak bu kitapla ilgili yapılan eleştiriler. Benim anlattıklarıma benzer bir şekilde devam ediyor. Şimdi başlamak gerekirse şöyle bir durum var. Girişte bahsettik zaten postkemalist bir tavır olduğundan, bu şimdi bu kitabın yazılma süreciyle ilgili geçtiğimiz senelerde aslında bu kitap yayınlanmıştı çok daha küçük bir versiyonuydu. Yani neredeyse bu şu anki kalınlığının 5'te biri civarında falan bir kalınlığa sahipti. Bu kitap daha sonra temellendirilmiş, daha çok işte içerisine malzeme aktarılmış, tezler daha çok geliştirilmiş, daha çok işte üzerine yoğunlaşılmış ve özellikle post kemalist tarzda her bölümlerde, her bölümde, adeta her bölümde post kemalist satır araları bizleri bekleyen bir şekilde. Bu kadar post kemalist bir tavır hele girişte suratımıza böyle şak diye çarpacak bir şekilde post kemalist bir tavır olması pek tabii ki doğru değil, rahatsız edici bir şey Diyebiliriz hatta çünkü ben okuduğum entelektüel biyografide veya herhangi bir biyografide mutlak tarafsızlık bekleyebilirim. Bu benim talebimdir ama mutlak bir tarafsızlık mümkün değildir. Yine birkaç bir yerden kişinin ideolojisi fikirleri hakkında bir şeyler yakalayabilirim belki ama hemen girişte şak diye suratımıza çarpması bunun hoş olmamış ve kitabın her noktasında her cümlesinde inatla ısrarla satır aralarında bu post kemalist... Bu yukarıdan bakan bir tavırın hissedilmesi bence hoş olmamış objektiflikten uzak olduğunu düşünüyorum bu sebeple. Ama şunu da söylemek gerekir çok derinlikli bir çalışma olmuş çok sıkı bir literatür taraması yapılmış bu sebepten e, bu çalışmanın değerli olduğunu ben düşünmekle birlikte bol bol eleştirilmesi taraftarıyım. Efendim bir başka yapacağımız vereceğimiz örnekte şu Zafer Toprak ve Şerafettin Turan'la ilgili biliyorsunuz Zafer Toprak kendisi bir profesördür tarih profesörü Şerafettin Turan da keza o şekildedir ve Zafer Toprak'ın bir kitabı yayınlanmıştır geçtiğimiz senelerde yine çok uzun değildir bunun yayınlanma tarihi Kurucu Felsefenin Evrimi Atatürk diye Atatürk'ün tıpkı Hanioğlu'nun kitabındaki gibi fikirsel bağlamda arka planını inceleyen, Atatürk'ü etkileyen fikir akımları, fikir adamları ve Atatürk'ün hayatında kimlerden, nerelerden, ne şekilde nasıl entelektüel olarak etkilendiğini sunmaya çalışan bir kitaptır. Gayet başarılıdır, güzeldir. Zafer Toprak bilen bilir, başarılı bir tarihçidir. iyi de bir iş çıkarmıştır. Bu kitabı okuduğumuz zaman birkaç noktasını eleştirmiştik. Başkaları da eleştirmiş. Mesela Cengiz Özakıncı da eleştirmişti. Ama şimdi şöyle bir şey görüyoruz ki Şükrü Hanioğlu dediği şey şu tek parti apolojisi yapıyor. Şimdi Zafer Toprak tek parti apolojisi yapmıyor. Bu birincisi. İkincisi bizim hala hazırda bazı noktalara eleştirdiğimiz bu kitap nasıl tek parti apolojisi yapıyor olabilir? Zafer Toprak böyle bir tarihçi mi? Şimdi Zafer Toprak'a bu lafı söylemek için de herhalde bir fırın daha ekmek yemek gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Bu yüzden Zafer Toprak'a yapılan bu eleştirinin çok yersiz olduğunu düşünüyorum ve altı doldurulamıyor bunun maalesef. Şükranioğlu Zafer Toprağı tek parti apolojisi yapıyorsun derken ve birkaç yerde bunu tekrarlamış, tek bir yerde değil, kişisel bir şey mi var artık bilemiyorum. Birkaç yerde bunu tekrarlamış ve bu hiç hoş bir görüntü ortaya sunmamış, altında doldurmamış, öyle bir laf atmış gibi bir şey zaten Zafer Toprak rahmetli oldu. Ee, hocanın öğrencileri gerekli cevabı herhalde verecektir diye ben düşünüyorum. Şerafettin Turan'ın biyografisi kendine özgü bir kişilik Mustafa Kemal Atatürk şeklinde bir ismi olması gerekiyor. Profesör Doktor Şerafettin Turan'ın Atatürk biyografisi şimdiye kadar yazılmış en derli toplu, en düzgün, çok fazla uzun olmayan ama yeteri kadar kaynaklarla detaylandırılmış akademik bağlamda en değerli biyografilerden birisidir. Tutup Şerafettin Turan'ın bu biyografisine menakıbname yazmışsın. Yani efsaneler, hikayeler içeren bir biyografi yazmışsın demiş Şükrü Hanioğlu. Bunu duyduklarım, duyduğum zaman kulağım adeta uzadı. Birincisi Şerafettin Turan'a menakıbname yazıyorsun demek çok makul bir şey değil. Doğru bir şey değil çünkü. ikincisi i̇kincisi... Bu Şerafettin Turan'a sen merakıp namay yazıyorsun dedikten sonra e, Hanioğlu'nun kitabının içeriğine bakıyoruz ve Şerafettin Turan'la hemen aynı kaynaklardan faydalandığını farklı bir yere kapının açılmadığını en azından biyografik bağlamda böyle olduğunu söyleyebiliriz. Yani yapılan eleştiri yine havada kalmış, yine laf atma babında e, olmuş, altı doldurulamamış bir anlamı olmamış dolayısıyla. Bir diğer eleştirimiz de şu. Atatürk ve Kemalizm Nazizm ve Faşizmin öncüsüymüş. E, önce Kemalizm ortaya çıkmış, inkişaf etmiş, e, kurumlarını kurmuş vesaire falan filan. Sonra yaptıklarıyla örnek olmuş faşizme. Sonra da dolayısıyla nazizme örnek olmuş. E dolayısıyla faşizm ve nazizmin yani Hitler'in mesela yaptıklarının müsebbibi, öncüsü, sebebi değil mi? Kemalizm'dir ve Atatürk'tür. Gerçekten e, Hanioğlu kitabında bu teze hak vermiş. Gerçekten bunu yapmış ve kaynak olarak da ne söylemiş biliyor musunuz? Stefan İhrig'in Nazizm ve işte Atatürk ve e, Nazizm, Kemalizm öyle bir şey. Nazi ve Atatürklerle ilgili bir şey vardı. E, kitabı vardı. Stefan İhrig'de şöyle bir adam Alman devleti tarafından fonlanan Almanların yaptığı soykırımı, Hitler'in yaptığı soykırımı aklı sıra batıya değil de biz bunu yapmış olamayız. Bu nereden etkilenmişlerdir acaba Naziler bunu? Hitler bunu nereden etkilenmiştir? Atatürk'ten etkilenmiş olabilir deyip Atatürk'ün Nazilerin ve faşizmin öncüsü olduğunu iddia edecek bir akıl fukarası olan Stefan İhrig'i kaynak göstermiş. Gerçekten ben bunu gördüğüm zaman pes artık dedim. Bu kadar da olmaz dedim. Stefan İhregin efendim Naziler ve faşistlerin öncüsü kemalistlerdir, Atatürk'tür şeklindeki tezine çok güzel cevap veren Cengiz Özakıncı'nın Atatürk dersi kitabı vardır. Bu derste Atatürk'le Nazilerin, faşistlerin arasında ne kadar fark olduğu, Hitler'le Atatürk arasında nedenli farklar olduğu, bu farkların neler olduğundan çok, Stefan İhrig'in yaptığı çalışmanın ne kadar akademik usullere aykırı olduğunu, akademik ahlaka aykırı olduğunu gösteren, kanıtlayan bir araştırmadır. Atatürk dersi bu konuda mutlaka tavsiye edebileceğim doğrudan doğruya, Stefan İhrig'in tezini çürüten bir çalışmadır efendim. Hanioğlu bir yerde Atatürk'ün İslam tarihiyle ilgilendiğini, özellikle liselerde okutulan dört ciltlik Kemalist tarih kitaplarındaki İslam tarihi kısımlarını, işte Leon Kaytani gibi daha çok oryantalistlerden kaynak alarak yazdığını, İslam tarihiyle ilgilendiğini vesaire hangi seviyede ilgilendiğini yazmış. Doğru ama bir nokta var ki bir yerde Atatürk'ün Arap dini, Arap peygamberi dediğini vurgulamış Şükranioğlu kitabında. Oysa ki o sözün orijinali o değildir. Atatürk Arap peygamberi veya Arap dini dememiştir. Atatürk'ün bu sözleri bir kitaptan alıntıdır. Yani Arap dini ve Arap peygamberi şeklinde notunu düşmüştür el yazısı olarak. Daha sonra bunun üstüne çizmiştir. Müslüman dini, şey, e, İslam dini ve İslam peygamberi şekline çevirmiştir. Bakın Atatürk bir yerde Arap dini, Arap peygamberi cümlesini okuyor tamam mı? Sonra e, bu muhtemelen müsteşriktir. Sonra bu ifadeleri kendi defterine kağıdına not olarak düşüyor. Arap dini, Arap peygamberi olarak. Sonra bunların üstünü çiziyor. İslam dini, İslam peygamberi yazıyor. Bunu da kanalımızdaki bir videoda Atatürk'ün medeni bilgilerdeki o sözleri gerçek mi şeklinde bir video yapmıştık. Buradan siz bunu izleyebilirsiniz. Kanıtlarıyla bunu anlattık. Dolayısıyla Şükranioğlu burada somut bir hata yapmış oluyor. Kitabında somut bir yanlış olmuş oluyor. E bu arada patrimonyalizmden bahsetmiş. Kadrolaşmadan bahsetmiş patrimonyalizmi de işte Atatürk'ün çevresindekilere iktidarda tuttuğu çevresindekileri bazı görevlere getirdiğinden e, bahsetmiş. İyi de bin, bin, bu buna bir itiraz getiririz tabii ki adam mı var? Abi başka adam yok. 1918'de 1919'da. E, farkındaysanız İngiliz işgal kuvvetleri ne yapıyor? İttihat ve Terakki'nin önde gelen üyelerini, önde gelen elemanlarını zaten yarısı kaçmış, diğer yarısında İngilizler tutukluyor ve Malta'ya sürgüne gönderiyor. Dolayısıyla ne oluyor? Milli Mücadelenin palazlandığı yıllar olan 1918, 19 ve 20 Yılları arasında Atatürk ve çevresindeki kurmayları bir şekilde milli mücadelenin temel taşlarını dizlemeye baş dizmeye başladıkları dönemlerde birbirlerinin ne yapıp ne yapamayacaklarını iyice görüp şey yapıyorlar, anlıyorlar. Atatürk şimdi İsmet İnönü'ye baktığı zaman onun neyi yapıp neyi başaramayacağını, nerede onu ileri sürmesi gerektiğini, nerede geri çekmesi gerektiğini, Celal Bayar'ı ne zaman öne süreceğini vesaire çok iyi biliyor değil mi? Şimdi bundan dolayı. Ee, İttihatçıların tamamı tasfiye edilmiş zaten e, bir sürü insan birinci dünya savaşından dolayı ölmüş kadro sıkıntısı var eldeki herkes asker entelektüel askerler ama o da bir yere kadar yani bir sürü alanda kadrolaşma sıkıntımız varken sen tutup da kadrolaşmayı eleştirirsen ben burada biraz kötü niyet arayabilirim. O yüzden ben bunu bu eleştiriyi doğru bulmuyorum. Çünkü o Atatürk'ün göreve getirdiği insanlar genelde isabetli insanlar. E, i̇sabetli olmadığı zaman bile istifa ettiriliyor, atılıyor yani. Yerine başka birisi getiriliyor. Hiç öyle adamda ısrar falan edilmiyor bir diğer şey ise patrimonyal eleştirisi. Bununla birlikte patrimonyal bir Devlet oluşturulduğunu, patrimonyal bir sistem oluşturulduğunu, özellikle altının çizmeye çalışıyor, sürekli sürekli bunu işlemeye çalışıyor. Hiç öyle bir şey yok. E, cumhur, kusura bakma, saltanatı kaldırıp halifelik gibi kurumları kaldırıp cumhuriyeti kurduktan sonra sürekli her şeyi mecliste çözülmeye çalışılması gibi bir e, rejim önümüzde dururken tutup da bunu patrimonyalizme getirmek o, bana çok sığ geliyor, çok ilginç geliyor yani bunu ben 40 yıl dursam böyle bir yorum yapmam herhalde. Patrimonyallikle bunun bir alakası yok. Kadro işleriyle patrimonyalizmin bir alakası yok. Osmanlı'dan gelen patrimonyal sistem e, burada bir noktaya kadar törpülenmiştir. Bu sebeple artık ona patrimonyal bir sistem denilemez. Çünkü teba diye bir şey yok. Çünkü e, burada halk var ve halk Atatürk'ün kulu değil ki patrimonyal bir sistem olsun burada. Bu saçma bir eleştiri. Dolayısıyla bunu katılmayacağım. Bunu doğru bulmuyorum bir diğer eleştiri de efendim Tek Şefli İttihat ve Terakki e, dönemi olarak değerlendirmiş e, Şükrü Hanioğlu beyefendi. Hiç de öyle bir şey yok. Bir kere İttihat ve Terakki döneminde bir koskoca dünya savaşı vardı değil mi? Yani öncesinde işte Balkanlar e, Trablus, Garpus, bir sürü olaylar, olaylar, olaylar üst üste geliyor. Oysa ki Kemalist dönemde 1923, hadi çalkantılarla birlikte 25-26'dan sonra daha rejimin rahatladığını, rejimin biraz daha iç meselelere yoğunlaştığını, biraz daha stabil kalmaya çalıştığını gözlemlemekteyiz. O yüzden tutup da İttihat ve terakki, 5 sene, 6 sene, kaç sene savaşta kalan bir e, iktidarla e, Kemalizmi bu şekilde kıyaslamak, karıştırmak birbirine doğru değil. Hele ki iddiat ve terakki çalışan bir beyefendi olarak nasıl böyle bir şey yapılıyor? Ben çok şaşkın bir vaziyetteyim. Ee, İttihat ve terakkinin tek e, şefli bir haliymiş bir de. Allah bol bol versin bir şey demiyorum. Tek bir şahısa bağlı, tek bir şahıs kültü oluşturulması meselesi başka bir videonun konusu. Bu devrimlerle doğrudan doğruya ilişkili bir konu. E, bu sebepten bunu burada ele almayacağız ama iddiat ve terakki sistemiyle, o dönemde işlenen e, gazeteci cinayetleriyle, o, o dönemin sansürüyle, e, kemalist dönemin ...karşılaştırılması çok komiktir takdir ederseniz. Bu doğru değildir. Bu yüzden bu değerlendirmeye de mesela katılmıyorum. Bir de mesela ee, Çağhan Uyar hocamın da eleştirisini izledim ben. Onun da katıldığı bir nokta var. Mesela Alman pozitivist bülger materyalizmi konusunda Şükranioğlu bayağı bir ısrarcı. Yani... ...vülger materyalizmi aşağıya yukarıya sürekli olarak Atatürk'ü bu vülger materyalizmin çevresinde böyle dolandırmaya, oraya yamamaya çalışmış. Bunu da Çağhan Hoca'nın dediği gibi kendi çalıştığı konuyla ilgisi muhtemelen var diye bunu yapmaya çalışıyor. Ama Atatürk'ün bu kadar vülger materyalist bir yanı... Bir miktar olsa bile yani bu kadar üzerine boca edilecek bir şey değil. Hani bu kadar yüzde yüz katı pozitivist bir insan da değil. O kadar böyle bir manevi değerleri tamamen yok sayan, tamamen pozitivist, tamamen materyalist bir insan olduğu da doğru bir şey değildir. Bir mantıklı bir anlatı değildir bence. Hiçbir insan o kadar mantıklı bir anlatı olamaz. işin şey tarafına gelince kemalizm tarafına gelince başka şekilde konuşuluyor ama neyse her şeyi de bu videoda söylemem belki başka videolarda da bunlara değiniriz Dolayısıyla özet olarak genel post Kemalist tavrı pek fazla beğenmediysem de ve başka noktalarda anlattığım başka noktalarda da eleştiriyorsam da bu kitabın güzel olduğunu söyleyebilirim şöyle bakacağınız zaman zaten ciltli bir şekilde hazırlanmış. Kağıdı da gayet kaliteli ve oldukça kalın, kapsamlı, detaylı, kaynakçısı da bol bir kitap. En azından iyi bir literatür taraması olarak okunabilir. Ama velakin en başta Atatürk'le ilgili hiçbir şey okumadınız, hiçbir şey bilmiyorsunuz. Batı dünyasının e, neyi üretip hangi fikirsel bağlamdan kopup geldiğini veya ne gibi ideolojilerin bu ideolojilerin özelliklerini vesaire bilmiyorsanız çok temel bir bilgi birikiminiz bile yoksa bu kitabı tabii ki okumanızı ben tavsiye etmiyorum. İkinci ve hatta üçüncü planda okunabilecek bir kitap. Birazcık ağır, biraz uğraştıracak bir kitap sizi. Ancak bu söylediklerimden sonra okumanızı tavsiye ediyorum. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.